Şimdi sizlerle lezzetli bir şekilde et pişireceğiz, tavada kızartacağız. Öncelikle etimizi marine ediyoruz. Bunun için 1 adet kırmızı soğanımız, 3 diş sarımsağımız, tuz, karabiber, zeytinyağı ve biraz da yoğurdumuz olacak. Öncelikle 1 yemek kaşığı yoğurdumuzu şöyle bir kase içerisine ekliyoruz. Yoğurdumuzu şu şekilde ezelim. Şimdi soğanımızı doğruyoruz. Şu şekilde dilimleyelim soğanımızı. Küçültüyoruz. Ardından sarımsaklarımızı dilimliyoruz. Şimdi kasemizin içerisine soğan ve sarımsakları ilave ediyoruz. Ardından zeytinyağı ilave ediyoruz. Üç yemek kaşığı yeterli olacaktır. Sonrasında karabiber. Şimdi tuz ilave ediyoruz. Sonrasında karıştıralım iyice. Şimdi sosumuzun içerisine etimizi koyuyoruz. İyice sosumuza bulayacağız etimizi. Kasaptan veya marketten alırken eti biraz dövdürürseniz daha iyi olur. Şöyle sosa iyice etimizi buluyoruz. Bu yöntem sayesinde etiniz lokum gibi pişmiş olacak. Daha da lezzetli olacak piştikten sonra. Ardından ağzını şu şekilde kapatıp yarım saat boyunca etimizi bekletelim. Buzdolabında bekletmeniz gerekiyor. Yarım saat boyunca unutmayın. Ağzını bu şekilde kapatacaksınız. Evet, süremiz doldu. Şimdi buzdolabından etimizi alıyoruz. Yarım saat boyunca kaldı buzdolabında. Şimdi ocağımızın altını açıyoruz. Tavamız iyice kızdıktan sonra biraz tereyağı ilave edeceğiz. Ardından etimizi kızartmaya başlayacağız. Etimiz ince olduğu için mühürleme işlemine gerek olmayacak. Tavamız iyice kızdıktan sonra zeytinyağımızı tavamıza ekliyoruz. Tava iyice kızdıktan sonra zeytinyağını eklerseniz bu şekilde bir ses çıkmasını sağlayın. Şimdi etimizi tavaya yerleştirdik. Kızartma işlemine başladık. Her bir yüzünü 4 dakika pişirmek yeterli olacaktır. Şimdi etimizin diğer yüzünü kızartmaya başlıyoruz. Ön yüzünü kızartmıştık. 4 dakikada arka yüzünü kızartacağız. Evet, etimizi iyice kızarttık. Etimizi iyice kızarttık. Şimdi tavamızdan alıyoruz. Gerçekten de iyice pişmiş oldu. Siz de bu vermiş olduğum sosla etinizi marine edebilir ve pişirebilirsiniz. Gerçekten de lokum gibi oluyor. Görüldüğü gibi içi de iyice pişmiş durumda.